kitabımızın adı Gökte Görülen Cisimler Üzerine Bir Mit Yazar Carl Gustav Jung İkinci Bölüm Rüyalarda UFO UFO'ların gözle görülmekle kalmayıp rüyalarda da görülmesi anlaşılabilir bir durumdur. Ama bireysel rüyalar UFO'ların bilinç dışı tarafından hangi anlamda kavrandıklarının bilgisini verdiklerinden bu durum psikologlar için özellikle ilgi çekicidir. Bilindiği gibi psikik olarak yansıtılmış bir nesnenin yaklaşık olarak tam bir görüntüsünü elde etmek için yalnızca zihinsel bir işlem asla yeterli olmaz. Duygu, değer biçme, vertung, duyum, function du real, gerçeklik ve sezgi olanakların algılanması şeklindeki üç ve çenin yanı sıra bilinç dişinin tepkileri yani bilinç çağrışımsal bağlamın görüntüsü de buna dahildir. Nesnenin yol açtığı psikik olgu hakkında yaklaşık olarak bütünsel bir yargıya varmak ancak bu genel görünüm sayesinde olanaklı hale gelir. Verili bir nesnenin yalnızca zihinsel olarak kavranması 4'te 2 ile 4'te 3 arasındaki oranlarda yetersizdir. Örneğin eğitimli bir hanımın gördüğü iki rüyadan söz etmek istiyorum. Bu hanım daha önce hiç UFO görmemiş ancak hakkında belirli bir görüş oluşturmadan bu fenomenle ilgilenmiş. Kendisi UFO literatüründe benim bu konudaki düşüncelerime de vakıf değil. Rüyaları gören kadın anlatıyor. Birinci rüya. Başka çok sayıda kişiyle birlikte bir kamyonetin içinde Camp Ellis'ten aşağı yürüyoruz. Hava alarmı duyuluyor. Kamyon duruyor ve kamyondakilerin hepsi aşağı atlıyor. En yakındaki evlerde evlerin kapılarını artlarından kapatarak gözden kayboluyorlar. Kamyonetten aşağıya en son ben iniyorum ve ben de bir eve ulaşmaya çalışıyorum. Gel gör ki bütün kapılar parlak pirinç topuzlarıyla sıkı sıkıya kilitlenmişler ve bütün çamp elis bomboş. Bir evin duvarına yaslanıyorum ve gökyüzüne bakıyorum. Beklenen bombardıman uçaklarının yerini bir tür uçan daire yani damla biçiminde bir metal küre görüyorum. Gökyüzünde kuzeyden doğuya doğru çok yavaş uçuyor ve oradan gözlemlediğim izlenimine kaplıyorum. Sessizliğin içinde Champ Alice'in boş yaya kaldırımlarından aşağıya doğru yürüyen bir kadının yüksek topuklarını duyuyorum. Atmosfer çok tekinsiz. İkinci rüya. Yaklaşık bir ay sonra. Gece vakti bir kentin sokaklarında yürüyorum. Gökyüzünde gezegenler arası makineler beliriyor ve herkes kaçıyor. Bu makineler büyük çelik prolara benziyorlar. Ben kaçmıyorum bu makinelerden bir tanesini beni tespit ediyor ve doğrudan doğruya bana yönelik bir eğri çizerek aşağıya iniyor. Profesör Jung kaçmamak gerektiğini düşünür diye düşünüyorum ve olduğum yerde kalıp makinenin karşısında duruyorum. Önden yakından bakıldığında yüz yuvarlak bir göz gibi görünüyor. Yarı mavi yarı beyaz. Bir hastane odası. İki şefim de odaya geliyorlar ve onları karşılayan kız kardeşimden son derece kaygılıyla Durum hakkında bilgi alıyorlar. Kız kardeşim sırf baktığım için bütün yüzümün yandığını söylüyor. Ancak o zaman benden söz edildiğini, başımın tamamen sarılı olduğunu göremediğim halde anlıyorum. Birinci rüyanın yorumu. Rüya, başlangıç durumunun serimi olarak bir hava alarmındaki gibi bir kitle paniğini betimliyor. Damla biçiminde bir UFO görünüyor. Akıcı bir cisim düşmek üzereyken damla biçimini alır. Buradan gökyüzünden düşen sıvı olarak ufonun yağmura benzer bir şekilde kavranıldığı açıklığa kavuşuyor. Ufonun bu şaşırtıcı damla biçimine ve bir sıvıyla benzerliğine literatürde rastlanmamaktadır. Bu benzerlik tahminen çok sık bildirilen ufoların biçiminin değişkenliğini açıklamaktadır. Bu göksel sıvının gizemli bir niteliğinin olması ve mutlaka simyacıların aqua permanesine yani ebedi suyuna benzer bir tasavvur olması gerekir. 16. yüzyıl simyasında bir kuanti esantia yani 5. varlık en önemli özsel olan oluşturan bu suya cennet adı da verilir. Bu su simyanın Deus Ex Machinası yani tanrı makinesi bir kurgu veya dramada beklenmedik yapay veya imkansız bir karakter, alet, veya olayın senaryo akışı içinde beklenmedik bir yerde aniden ortaya çıkması. Antik Yunan tiyatrosunda bir tanrıyı canlandıran karakterin bir vinç yani maşina yardımıyla yukarıdan indirilmesi anlamında kullanmaktadır. Mucizevi çözüm aracıdır. Burada solutio hem kimyasal çözelti hem de bir sorunun çözümü anlamında kullanılmaktadır. Dahası bu su büyük büyücü Merkürüs'ün ta kendisidir. Çözen ve bağlayan Sol et koala fiziksel ve tinsel etkileri olan her derde deva ilaçtır. Aynı zamanda tehdit edici ve tehlikeli anlamına da gelebilir. Ve aqua kolestis olarak gökyüzünden düşer. Simyacılar taş olmayan taşlardan söz ettikleri gibi bilinen metalik hidrogrom değil, bir ruh, penoma, spiritus olan felsefi sulardan da söz ederler ki aslında su değil civadır. Bu su simya işlemlerinde sıradan mineral maddeleri tinsel, çoğu kez kişileştirilmiş bir şekle Fius Hermatos Sivi Marquinus'a dönüştüren gizli malzemeyi temsil eder. Felsefe suyu kimyasal elementleri dönüştüren ve onların değişimi sırasında kendisi de dönüşen klasik maddedir. Aynı zamanda onların dinsel umudunun kurtarıcı ruhudur. Bu tasavvurlar daha antik edebiyatla başlamışlar, Orta Çağ'da gelişmişler ve hatta halk masallarına bile girmişlerdir. Çok eski bir metin, tahminen birinci yüzyıl, Nil'de bulunan taşta bir ruhun saklı olduğunu söylüyor. İçine uzan ve ruhu geri çek. Bu extradiorus'tur. Civanın dışarı çekilmesi. Bu animist arketipin yaklaşık 1700 yıllık bir zaman dilimi içinde etkili olduğuna ilişkin yeterince kanıt bulunabiliyoruz. Merkürüs bir yandan bir metaldir, bir yandan da sıvıdır. Üstelik kolayca buharlaşabilir. Yani bir vapora ya da bir spiritüse dönüşebilir. Ve spiritüs merkürü olarak ve bir tür panaze, her derde deva, mesi ve servator mundi yani dünyanın koruyucusu olarak kabul edilmiştir. Merkürüs bir şifa getirendir. Düşmanları barıştırandır ve Cibus Immortialis olarak yani ölümsüzlerin gıdası olarak İsa Mesih'in insanlar için yaptığı gibi yaratılışı hastalıktan ve çürüyebilirlikten kurtarır. Kilise babalarının dilinde İsa Mesih'in çağaldayan bir kaynak olması gibi Merkürüs da simyacılar tarafından Aqua Parmanes, ros Gidenos yani Kitab-ı Mukaddes, Vinum Ardens yani sıcak şarap, Nostrum yani bizim deniz, Singaus yani kan gibi adlandırılırlar. Özellikle ilk döneme ait birçok haberden ufoların birdenbire belirip birdenbire gözden kaybolabildikleri anlaşılmaktadır. Radarla tespit edilmekte ama gözle görülememekte ve bunun tersi olarak gözle görülebilmekte ama radarla tespit edilememektedirler. UFO'ların keyiflerine göre de görünür ya da görünmez olabildikleri öne sürülmektedir. Bu yüzden kah görünür, kah görünmez olan bir maddeden yapılmış olmaları gerektiği apaçıktır. Burada akla ilk önce görünmezlik durumundan damla biçimine yoğunlaşan buharlaşabilir bir sıvıyla benzerlik gelmektedir. Eski metinleri okurken simyacılarda suyun ya da civanın buharlaşmasında dile gelen ortadan kaybolma ve yeniden ortaya çıkma mucizesinin hala canlı olduğunu hissedebiliriz. Heraklitos'taki suya dönüşmüş ruhun Hermes'in sihirli çubuğuyla görünmez penumaya dönüşmesi ve yeniden enprim'dan görünürlüğe düşmesidir bu. Panapolisli Zosimos 3. yüzyıl bize bu dönüşümü betimleyen değerli bir belge bıraktı. İnsanın en eski deneyimlerinden biri olan fokurdayan tencere karşısında düşüncelere dalmak sırasında ortaya çıkmış bulunan bu fantazi ufaların gözden kayboluşlarından ve yeniden ortaya çıkışlarından pekala sorumlu olabilir. Verdiğimiz rüya örneğindeki beklenmedik damla biçimi yalnızca Avrupa'da değil Hindistan'da civa sistemi ve Çin'de de burada da daha ikinci yüzyılda bilinen en önemli bir sinya tasavvuruyla karşılaştırma yapmamıza olanak veriyor. UFO'nun olağan dışılığı karşılığını bu türden bir fenomeni yorumlamaya girişildiğinde dahil edilmesi gereken psikolojik bağlamın olağan dışılığında bulur. UFO fenomeninin özündeki tuhaflık nedeniyle bildiğimiz rasyonalist açıklama ilkelerinin bu fenomene uygun olmasını bekleyemeyiz. Hatta psikanalitik bir yaklaşım bile varsayılan bir cinsel teori aracılığıyla UFO tasarrufunu ona karşılık düşen bir cinsel fantazi şeklinde düşünmekten ve olsa olsa örneğin bastırılmış bir uterusun göklerden aşağıya indiği gibi bir sonuca varmaktan başka bir şey yapamaz. Hatta bu yorum tıptaki eski histeri kavrayışı histerios yani uterus bağlamında uterusun yolculuğu olarak Hele ki korkulu bir rüya görmüş bir kadın söz konusu olduğunda hiç de fena olmayacaktır. Peki bu söylentinin asıl müellifleri olan erkek pilotların durumu nedir? Oysa cinseldir, başka herhangi bir simgesel anlatım aracından daha fazla bir anlama gelemez. Bu açıklama tarzı aslında UFO'ların özü ve amacı hakkındaki teknik anlatılar kadar mitolojik ve rasyonaldirler. Rüyayı gören kadın Rüyada bile bunu yapmayı çok istediği halde korkuya teslim olmamak ve kaçmamak gerektiğinin bilincinde olacak kadar psikolojiden anlamaktadır. Oysa bilinç dişi rüya sırasında bu çıkışın engellendiği bir durum yaratıyor. Bunun sonucunda kadın fenomeni yakından inceleme fırsatı buluyor. Fenomenin tehlikesiz olduğu ortaya çıkıyor. Bir kadının telaşsız adımları ya olayın farkında olmayan ya da hiç korkmayan birinin varlığına işaret ediyor. İkinci rüyanın yorumu. Serin bölümü gece ve karanlık olduğunun saptanmasıyla başlıyor. Normalde insanların uyudukları ve rüya gördükleri bir zaman dilimidir bu. Bundan önceki rüyadakine benzer bir panik havası egemendir. Birden fazla UFO görünüyor. İlk yorum anımsadığında üstün adeta tanrısal bir figür olarak benliğim vurgulanan tekilliği birden fazla oluşuyla ortadan kalkıyor. Mitolojik aşamada bu birden fazla tanrıya, tanrısal insana, cinlere ya da ruhlara karşılık düşer. Hermetik felsefede gizemli cismin ya da Quanta Esantina'nın Mil Minonası yani bin adı vardır. Ama esas olarak bir ve tekten oluşur. Buna Expransibo yani tanrı denir. Ve yalnızca bölünerek çoğalır. Multi pilotiko. Simya kendini bu bakımdan anima in competibusu yani zincirlenmiş ruhu yani yaratılışa dağılmış demigrosu başlangıçtaki birlik durumuna geri götürmek için yaratılış maddesine bağlanmışlığından kurtarmak isteyen opus dubinum olarak görür. Psikolojik açıdan bakıldığında birlik simgesinin çokluğu çok soyda bağımsız bütüne yani benliklerin çocukluğuna bölünme anlamına gelir. Böylelikle bir metafizik ilke, tek tanrıcı tasavvur çok sayıda di inferiores'e bölünmüş olur. Yani ikincil tanrılara. Hristiyan dogmasının bakış açısından böyle bir kavrayışın karşısında ikisi de insanın en azından tanrıyla potansiyel akrabalığını varsayan İsa'nın açık ve net siz tanrılarsanız sözü Legion Christi ve bir o kadar açık tanrının çocuğu olma fikri durmasaydı böyle bir işlem kolaylıkla bir numaralı zındıklık olarak anlaşılabilirdi. Yine psikolojik açıdan bakıldığında UFO'ların birden fazla oluşu insan bireylerinin birden fazla oluşunun bir yansıtılışına karşılık düşer. Burada seçilen simge, yuvarlak cisimler, yansıtmanın kişilerin birden fazla oluşunu değil, daha ziyade onların psikik bütünlüğünü yani yalnızca kendi deyiminden tanıdığı haliyle empirik insanı değil, onun bilinç içeriklerinin bilinç dışı içerikleriyle bütünlenmelerini gereken bütün psikesini içerdiğini gösterir. Bu konuda araştırmalar sayesinde uzak erimli bir sezginin sunduğu bazı şeyleri biliyoruz. Gerçekte ise yeterince temellendirilmiş, varsayımlar bir genel görüntü tasarlayabilmekten çok uzak. Bilinç dışı psikolojisinin muazzam zorluklarında yalnızca bir tanesini anacak olursak, günümüzde artık görmezden gelinemeyecek olan, aksine psikik olayların değerlendirilmesinde dikkate alınması gereken parapsikolojik deneyimler vardır. Bu yüzden bilinç dışı, bilincin sahip olmadığı özellikleri sahip olduğu için nedensel olarak bilince bağlıymış gibi ele alınamaz. Bilinç dışını daha ziyade bilinçle etkileşim içindeki bağımsız bir oluşum olarak anlamak gerekir. Ufoların çok sayıda oluşu bir yandan enerji yüklü arketipleri temsil ettikleri, diğer yandan da psikik faktörler olarak insanlar tarafından idrak edilemedikleri için gökyüzünde beliren psikik bütünlük imgelerinin çok sayıda oluşunun yansıtılmasına karşılık düşmektedir. Bu olgu her bir bireysel bilincin psikik bütünlüğünün özünü onların yardımıyla kavrayabileceği kavram kategorilerine sahip olmayışından kaynaklanmaktadır. Günümüzdeki bilinç tam tersine benzeri algıların henüz gerçekleşmediği ve buna uygun olarak da ilgi içeriklerinin henüz psikik faktörler olarak idrak edilemediği adeta antik çağlara özgü bir durumdadır. Ayrıca bilinç hala bu tür ideleri psikeye içken biçimler olarak anlayacağı şeklinde değil, daha ziyade psike dışındaki yani metafizik alanda var olan ya da en azından tarihsel olgular olarak kabul edeceği şeklinde eğitilmektedir. Bir arketip zamanın koşullarıyla ve psikik genel durum yüzünden ilave bir enerji yüküyle yüklendiğinde değinilen nedenlerden ötürü bilince doğrudan doğruya entegre edilemez. Dolaylı yoldan spontane bir yansıtma biçiminde dile gelmek zorunda kalır. Sonra yansıtılan imge bireysel psikeden ve onun yapısından bağımsız, görünüşte fiziksel bir olgu olarak ortaya çıkar. Mandala'nın yuvarlak bütünlüğü, akıllı varlıkların kullandığı bir uzay gemisine dönüşür. Tarihsel kanıtların gösterdiği gibi, ruhsal bütünlük eskiden beri kozmik benzeşimlerle nitelenir. Bireysel ruhun göksel kökeni ve dünya ruhunun bir parçası olarak görülmesi ve buna uygun olarak bir mikrokozmos yani makrokozmosun bir sureti olarak kavranılması ufoların genellikle mercimek biçimindeki tasarımını elverişli kılmaktadır. Leibniz'in monotlar öğretisi bunun somut bir örneğidir. Makromozmos bizi çevreleyen, naif akla küre biçiminde görünen ve böylelikle adeta ruha da geleneksel küre biçimini veren yıldızlar evrenidir. Oysa astronomik gökyüzü gerçekte Öncelikle mercimek biçimindeki yıldız kümeleriyle galaksilerle doludur. Bu galaksilerin biçimi ufoların biçimiyle örtüşür. Ufoların mükemmel mercimek biçimi belki de yeni astronomik araştırmaların sonuçlarına verilmiş bir taviz olarak kabul edilebilir. Çünkü bildiğim kadarıyla ruhun mercimek biçiminde olduğunu söyleyen eski gelenekler yoktur. Burada elbette eski geleneklerin yeni bilgi artışıyla değerlendirilmesinin yani Doğal imgeleştirmenin bilincinin yeni edinimleriyle etkilenmesinin bir örneğiyle karşı karşıyayız. Modern dönemde rüyalardaki hayvanların ve canavarların yerini otomobillerin ve uçakların alması da bunun başka bir örneğidir. Ancak vurgulamak gerekir ki bilinç dışı psikenin nesnel olgularla örtüşmesini temsil eden doğal ya da mutlak bir bilgisi olasılığı da vardır. Bu da parapsikolojik olaylarda ortaya çıkan bir sorundur. Mutlak bilgi yalnızca telepati ve önceden bilme procognition alanlarında değil biyoloji alanında da söz konusu olmaktadır. Portman buna örnek olarak hidrofobi virüsünün köpek ve insan anatomisiyle örtüşmesi eşek arısının yavrularını besleyecek tırtılın motor ganglisosunun yerini bilmesi balıkların ve böceklerin %99 yararlı sonuçları olan ışık üretimleri Posta güvercinlerinin uzam duygusu, tavukların ve kedilerin deprem uyarıları ve sembiyotik ilişkilerdeki şaşırtıcı işbirliğini göstermektedir. Bilindiği gibi yaşam süreci de yalnızca nedensellikle değil, aynı zamanda akıllı seçimle açıklanmaktadır. Böylece UFO'ların şekli insan aklına komik gelse de gelmese de uzay yapsının unsurlarına, galaksilere benzemektedir. Yorumladığımız rüyada bildik mercimek biçiminin yerini daha ender rastlanan, başlangıçtaki yönlendirilebilir hava gemilerinden kaynaklanıyor'a benzeyen pro biçiminin aldığı görülüyor. Birinci rüyada olduğu gibi psikoanalitik görüş damla biçimini açıklamak için dişi bir imgeye, uterus'a başvurabildiği gibi burada da fallus biçimiyle cinsellikçi benzerlik kurmakla akla gelmektedir. Arkaik arka planların ilkel dille ortak yanları, sezilen ya da tam olarak kavranamayan bir şeyi ona benzer içgüdüsel yani alışla geldik tasavvur biçimlerine tercüme etmeleridir. Öyle ki Freud bir dereceye kadar haklı olarak örneğin oyuk uçlu ya da dolu uçlu anahtarlar ya da altta duran konkav ve üstte duran konveks tuğlalar gibi rahibeler ve rahipler bütün yuvarlak ya da içi oyuk biçimlerin dişil ...bütün uzunlamasına biçimlerin eril bir anlama olduğunu söyleyebilmiştir. Bu örneklerde cinselliğe doğallıkla bağlı olan ilgi ve espri görselleştirme... ...bu gibi benzerlikler kurulmasına bir ölçüde davetiye çıkarmaktadır. Yalnızca cinsel dürtü değil, açlık yani yeme dürtüsü ve susuzluk da bu gibi tercümelere vesile olmaktadır. Hatta tanrılarla cinsel birleşmelere girilmesinin yanı sıra onların yenilip içilmesi de söz konusudur. Böyle bir tecrübenin de cinsel cazibeden hoşlanması gerekir. Örneğin bir kızı yiyip bitirmekten hoşlanılır. Bu değil, bir dürtü alanını bir başkasıyla ifade eden ama buradan asıl ve özsel olanın aşk ya da açlık ya da iktidar dürtüsü vesaire olduğu gibi sonuçların çıkartılmadığı eğretilemelerle doludur. Asıl olan daha ziyade her dönemin ona ait olan içgüdüyü uyandırması daha sonra bu içgüdülerin dirimlenmesi bir ihtiyaç olarak başat hale gelip hem simgenin seçiminde hem de yorumlanmasında belirleyici olmasıdır. Bizim rüya örneğimizde ihtimal dışı olmayan fallik bir benzerlik söz konusudur. Bu benzerlik son derece arkaik bu UFO vizyonu simgesinin yorumuna dölleyen ve verimli kılan daha geniş bir anlamda da içeri zorla giren karakterin verimidir. Tanrı'nın içeri girmesi ya da ona gebe kalınması cinsel edimle duyum sanır ve eğretilenir. Ancak doğal bir dinsel yaşantıyı salt bir eğretileme uğruna bastırılmış bir cinsel fantazi olarak yorumlamak bir yanlış anlamadır. Rüya gören kadın tehditkar görünümden kaçmıyor. Uçağın kendisine hedef aldığını gördüğü zaman bile kaçmıyor. Bu doğrudan doğruya karşılaşmada UFO'ların başlangıçtaki küresel ya da mercimek biçimindeki görünümünü yüz yuvarlak bir göz olarak yeniden meydana çıkarıyor. Bu şekil panskopos, her şeyi gören olarak insanların kalplerine bakan, yani onların hakikatini gün ışığına çıkartıp merhametsizce ruhun bütününü ortaya koyan geleneksel tanrı gözüne uygun düşmektedir. Bu kendi varlığının gerçek bütünlüğünü görmenin yansıtılmasıdır. Göz yarı mavi, yarı beyazdır. Bu da gökyüzünün renklerine, berrak mavisine ve gökyüzünün saydam maviliğini çalan bulutların beyazlığına karşılık düşer. Ruhun, yani benliğin bütünü, karşıtların bir araya gelişidir. Özbenlik de bir gölge olmaksızın gerçek değildir. Özbenliğin, eski ahitteki tanrı kavramı gibi aydınlık ve karanlık olmak üzere iki veçesi vardır ve bu dinsel yaşantı deneyimine, vahiy 14'e 7 bir tasımın sallantılı zemininde privoti boni yani iyinin yokluğunda temellenen Hristiyan kökenli sumun bonum yani en yüce iyilikten çok daha uygun düşmektedir. Hristiyan Yakop bölme bile bu kavrayıştan kaçınamadı. Tam tersine Verzing Fragen van der Seli kitabında onu somut olarak dile getirdi. Ufaların sıvı bir töze, bir su türüne işaret eden damla biçimi burada görmekle yani ışık yaymakla kalmayıp eski kavrayışa göre ışık eşittir görmek, yakıcı sıcaklıkta da olan yüz yuvarlak bir şekle dönüşmektedir. Tanrı'yı gördükten sonra Musa'nın yüzünden yayılan dayanılmaz parlaklığı, yanında hiç kimsenin oturamayacağı ebedi alevleri ve İsa'nın bana yakın olan ateşi yakındır sözünü kim aklına getiremez? Günümüzde bu türden bir deneyim teoloğu değil hekimi, pratik durumda da bu konunun uzmanı olarak psikiyatristi yardıma çağırır. Gördükleri rüyalardan ve vizyonlardan dehşete kapılmış insanlar bana birden fazla kez danışmışlardır. Bu tür olayları psişik hastalık belirtileri, hatta belki de bir akıl hastalığının belirtileri olarak görüyorlardı. Ama bunlar gerçekte somnia adeo missaydı. Tanrının gönderdiği rüyalar yani hazırlıksız, bilgisiz ve hatta ön yargıyla bir bilince çarpan sahici ve hakiki dinsel yaşantılardı. Günümüzde bu bakımdan bir seçenek söz konusu değil. Sıradan olmayan yalnızca hastalıklı olabilir. Çünkü gerçekliğin değil, soyut ortalamanın nihai hakikat olduğu kabul ediliyor. Değer duygusu sınırlı bir zihnin ve ön yargılı bir aklın uğruna bastırılmaktadır. Bu yüzden hasta kadınımızın UFO deneyiminden sonra yanmış bir yüzle hastanede uyanması hiç şaşırtıcı değildir. Bu beklenen güncel tarihtir. İkinci rüyanın birinci rüyadan farklılığı öznenin UFO ile birinci rüyada bulunmayan ilişkisini açıkça anlatmasıdır. UFO rüya gören kadını hedef almıştır. Araştıran bir gözü kadına yöneltmekte, kadın bu gözün bakışına yakalanmakta ve onunla karşı karşıya gelmektedir. Fakat UFO bununla da kalmayıp kadına büyülü bir sıcaklık da yaymaktadır. Bu sıcaklık içsel heyecanların yoğunluğuyla eş anlamlıdır. Ateş bu vakadaki hiç beklenmedik bir şekilde gelen çok güçlü bir heyecanın simgesel eşdeğeridir. Kadın haklı korkusuna rağmen fenomenin karşısında aslında zararsız gibi sebat etmiştir. Fakat onun tehlikeli bir sıcaklık yayabildiğini görmüştür. Bu ifadeyle UFO literatüründe sık sık karşılaşıyoruz. Bu etki de yine kişinin tam olarak algılanamamış bir duygunun yani heyecan düzeyine yükseltilmiş ama idrak edilememiş bir değer duygusunun bir yansıtılmasıdır. Hatta yüz ifadesi bile rüyanın görülmesinden sonra yanma değişmiştir. Bu yalnızca Musa'nın yüzündeki değişikliği değil, gördüğü ürkütücü tanrı vizyonundan sonra Bruder Klaus'un yüzündeki değişikliği de anımsamaktadır. Böylelikle başkalarının da görebileceği izler bırakan, yani kişiliğin genel ifadesinde kanıtlanabilir bir değişikliğe yol açan, kurtulunamaz bir yaşantıya işaret etmektedir. Elbette psikolojik açıdan bakıldığında bu olay bilinçle bütünleşmediği sürece yalnızca potansiyel bir değişikliğe işaret etmektedir. Bu yüzden Bruder Klaus uzun araştırmalar ve meditasyonlar yapma gereğini duymuş ve sonunda kendi ürkütücü yüzünde kutsal üçlemenin bir vizyonunu algılamayı ve çağının ruhuna uygun olarak bu yaşantıyı entelektüel ve etik açıdan üstlenebildiği bütünlüklü bir bilinç içeriğine dönüştürmeyi başarmıştır. Örnek verdiğimiz rüyayı gören kadını da hatta belki ufoları gören, rüyalarında gören ya da bu konuda bir söylenti yayan herkesi de böyle bir çalışma beklemektedir. Tanrı'nın simgeleri benliğin simgeleriyle örtüşebilir yani bir yandan psikolojik deneyim olarak psikik bütünlük anlamına gelen, diğer yandan tanrı idesini dile getirir. Bununla iki özün metafizik özdeşliği değil, yalnızca örnek aldığımız rüyada da açıkça ortaya çıktığı gibi insan peskesinde oluşan imgelerin emprik özdeşliği öne sürülmektedir. İmgelerin benzer türden oluşunun metafizik koşulunun ne olduğu aşkınsal olan her şeyi insan bilgisinin dışında kalmaktadır. Ele aldığımız rüyada belirli bir ölçüde UFO fenomeninin bilinç dışı tarafından yorumlanışı olarak sunulan yalıtılmış tanrı gözü izleyi daha eski Mısır mitolojisinde babası Osiris'in Seth tarafından yarı yarıya kör edilen gözlerini iyileştiren oğul Horos'un gözü olarak ifade edilmiştir. Tanrı gözünün bağımsız olarak ortaya çıkışına Hristiyan ikonolojisinde de rastlıyoruz kolektif bilinç dışının ürünlerinin yani apaçık mitolojik karakterler taşıyan imgelerin simge tarihi bağlamına dahil edilmeleri kaçınılmazdır. Çünkü bu imgeler doğuştan gelen psikenin ve yapısının dilini oluştururlar ve yapıları açısından kesinlikle bireysel edinimler değillerdir. İnsan psikesi de olağanüstü bilinç ve öğrenme yeteneğine rağmen hayvanların psikesi gibi doğal bir fenomendir ve doğuştan gelen içgüdüler üzerine temellenir. Bu içgüdüler görece belirlenmiş biçimlerini a priori beraberinde getirirler ve böylelikle türün özgül bir katılımsallığını oluştururlar. Keyfilik ve niyet bütün kişisel farklılıklar gibi varoluşlarını salt içgüdüsellikten kurtulmuş bir bilince borçlu olan geç edinimlerdir. Arketipsel şekillerin söz konusu olduğu her yerde kişiye bağlı açıklama denemeleri yanılgıya götürür. Buna karşılık Simgeler tarihine göre yapılan bir karşılaştırma, bilimsel nedenlerden ötürü verimli olduğu gibi pratikte daha derin bir anlamayı da olanaklı kılar. Simge tarihsel, amplifiye edici yaklaşım ilk önce ilkel dille geri tecrübe etmemiş gibi görünen bir sonuç verir. Bunun gerçeklikte de böyle olması için bilinç dışı tarafından kavranmanın bütünlüğü değil, yalnızca zihinsel bir olay olması yani arketipin biçimsel görünüşünün yanı sıra aynı zamanda ilahi bir özelliğe de yani pratikte etkili bir duygu değerine de sahip olmaması gerekir. Gerçi bu duygu değeri yapay olarak bastırılabildiği için bilincine varılamayabilir. Ancak bastırmanın nevrotikleştirici sonuçları vardır. Çünkü buna rağmen var olan heyecan yeterince bilindiği gibi kendine basitçe başka bir yerde ve mecazi bir noktada bir çıkış yolu açar. Ele aldığımız rüyanın somut olarak gösterdiği gibi UFO fenomenini tarihsel olarak daima ilahi tasavvurlarda dile gelmiş olan bilinç dışındaki nedenlere dayanmaktadır. Bu gizemli olaya bir yorum veren, varlığına anlamlı, yalnızca arka plandaki tarihsel anılar ya da karşılaştırmalı psikolojik saptamalar değil, daha ziyade güncel heyecan süreçleri söz konusu olduğu için anlamlı bir ışık düşürenler de bu nedendedir. Günümüzde teknik nedenlerle gökyüzüne ve gök katmanlarına daha önce olmadığı kadar özel bir ilgi gösterilmektedir. Bu durum özellikle görüş alanı bir yanda kokpitin karmaşık cihazları, diğer yanda kozmik uzayın boşluğuyla dolu olan pilot için geçerlidir. Bilinci tek yanlı olarak özenli bir gözlemi gerektiren ayrıntılara odaklanmıştır ve diğer yanda bilinç dışı uzayın sonsuz boşluğunu doldurmaya çalışır. Ne var ki hem disiplinli hem de sağduyusu yürel yüzünden uzaklara götüren uçuşun boşluğunu ve ıssızlığını telafi etmek için iç dünyasından yükselebilen ve algılanabilir hale gelen her şeyi gözlemlemesini engellemektedir. Böylesi bir durum yeterince uzun bir süre yalnızlığa, sessizliğe ve çölün, denizlerin, dağların ve balta girmemiş ormanların boşluğuna maruz kalmış olan herkesin bildiği gibi spontane, pisişik fenomenler için ideal bir koşul oluşturmaktadır. Şehrin nüfusunun karakteristik özelliği, uyaran gereksiminin aşırı doymasına başlıca sonuçları, rasyonalizm ve sıradanlaştırmadır. Şehir sakinleri sıradanlığından kaçmak için yapay sansasyonlar arar, yalnızca kişi ise onları aramaz, onlar gelip kendisini bulurlar. Ermişlerin inziva ile sınırlanmış yaşam deneyimlerinden isteyerek ya da istemeyerek yani bilincin bir katkısı olmadan münzevinin biyolojik sıkıntılı durumunu telafi etmek için spontane psikik fenomenlerin ortaya çıktığını biliyoruz. Bir yandan pozitif değerli, imgeleme dayalı ilahi görüntüler, vizyonlar ve halüsinasyonlar, diğer yanda ise negatif değerli olanlar, hepsi de bilinç dışının tinsel olarak duyumsanan bir alanından kaynaklanıyor. Apaçıktır ki dolu bardakların ve çanakların zengin sofralarının açıklığı dindirdiği, baştan çıkarıcı ve şehvetli varlıkların kendilerini birikmiş cinsel arzulara sunduğu zengin ve dünyevi güç görüntülerinin yoksulluğu, itibar ve nüfuz yokluğunu telafi ettiği ve gürültünün, patırtının ve müziğin yalnızlığın dayanılmaz sessizliğini canlandırmak istediği çok iyi bilinen bir dürtüler dünyasıdır bu alan. Bizim örneğimizde bastırılmış arzuların yol açtığı oluşumlardan söz etmek ve fantazilerin yansıtılmasını bununla açıklamak zor olmadığı halde pozitif değerli vizyon böyle yorumlanamaz. Çünkü bastırılmış bir arzuya değil, tam tersine tamamen bilinçli olan ve bu yüzden bir yansıtma üretemeyen bir arzuya karşılık düşmektedir. Pisişik bir içerik ancak ego kişiliğine ait olduğu bilinmezse yansıtma olarak ortaya çıkabilir. Bu yüzden arzu hipotezi bir kenara bırakılmalıdır. Münzevi tinsel bir yaşantıya ulaşmaya çalışır ve bu amaçla dünyevi insana yokluk çektirir. Anlaşılabileceği gibi zedelenen dürtü dünyası buna istenmedik yansıtmalarla tepki verir. Ama tinsel alanda da adeta bizim bilimsel aklımız açısından beklenmedik bir biçimde olumlu karakterlerdeki yansıtmalara yanıt verir. Tinsel alan bir eksiklik çekiyor gibi değildir. Tam tersine dua, meditasyon ve başka tinsel idmanlar yoluyla düşünülebilecek en büyük fedakarlıkla bakılmaktadır ona. Yani bizim varsayımımıza göre kesinlikle bir telafiye gereksinimi yoktur. Gerçi tinsel alanın bedene yokluk çektiren tek yanlılığı dürtüler dünyasının şiddetli tepkisiyle telafi edilmiştir. Pozitif yansıtmaların yani akla uygun ilahi oluşumların kendiliğinden belirlenmesi ise vizyon içerikleriyle de karakterize edilmiş olan lütuf ve tanrısal vahiy olarak duyum sanır. Ermişin tinselliğini beslemek ve ona bakmak için her şeyi yaptığına dair apaçık gerçeğe rağmen bu vizyon psikolojik açıdan görünüşte tam da yoksunluk çeken dürtü gibi davranır. Ruhani insanı incitmez ve bu yüzden de telafi gerektirmezler. Bu ikilem bakımından pratikte kanıtlanmış telafi teorisine bağlı kalırsak ermişlerin tinsel durumunun tam tersi gibi görünmesine rağmen bir yoksunluk durumu olduğu ona uygun bir telafi gerektiği şeklinde paradoksal bir sonucu kabul etmek durumunda kalırız. Örneğin fiziksel açlık nasıl harika bir yemeğe bakarak en azından görsel olarak doyuruluyorsa ruhun açlığı da ilahi imgelere bakılarak doyurulmaktadır. Fakat bir ermişin ruhunun açlık çektiği bize inandırıcı gelmeyecektir. Münzevi açlığını giderecek tek şey olan Panis Supersubstantial ise varlık üstü ekmeğe ulaşmak için hayatını bile ortaya koymaktadır. Ve kilisenin inancı, öğretisi ve inayet yöntemleri de elinde altındadır. Oysa pratikte ve hakikatte bunlarla beslenmemektedir. Doymak bilmez arzusu tatmin edilmemektedir. Onda daha aşikar bir şekilde hala eksik olan her nasıl şekillenmiş olursa olsun tinsel gerçekliğin dolaşsız deneyimidir. Bu olayın ermişin gözünün önünde az çok somut ya da simgesel bir şekilde belirlenmesinin ilkin pek bir önemi yoktur. Ermiş, dünyevi bir şeyin fiziksel olarak dokunulabilirliğini değil, tinsel bir vizyonun ulvi dokunulmazlığını beklemektedir. Bu deneyim, geleneksel biçimlerin doldurulmamışlığının ve boşluğunun kendi başına her şeyin üstünde değerlendirilmiş bir telafisidir.'' Gerçekte ise Ermiş'e kendisinin yaratmadığı yoksunluk çeken dürtülerinin yansılması kadar gerçek olan, çünkü etkili olan ilahi bir imge görünür. Fakat Ermiş kendi duygusal dünyasının yanılsamalarını ne kadar istemiyorsa bu imgeyi de gerçekliği ve kendiliğindenliği yüzünden bir o kadar istemektedir. İlahi içerikler az ya da çok geleneksel biçimleri kullandıkları sürece huzursuz olmak için bir neden yoktur. Fakat arkaiklerini olağan dışı ve itici özellikleriyle ele verdiklerinde konu kuşkulu ve eziyet verici bir hale bürünür. Sonra da bu içeriklerin nihayetinde duyulur dünyasının aldatıcı imgeleri gibi yanılsama olup olmadıkları sorusu ortaya çıkar. Başlangıçta tanrısal olarak görünen bir vahiyin sonradan bir Diabolik of Breus olarak lanetlenmesi söz konusu olabilir. Yani şeytani aldatmak Ayrım kıstası yalnızca ve yalnızca gelenektir. Gerçek ya da hayali bir yemek örneğindeki gibi gerçeklik ya da gerçek dışılık değildir. Vizyon, ilahi içerikleri ne olursa olsun pisçik bir fenomendir. Tintine yanıt vermektedir. Oysa oruç örneğinde beslenme ihtiyacına gerçek bir yemekle değil, bir halüsinasyonla yanıt verilmektedir. Bir örnekte hesap nakit parayla diğerinde ise karşılıksız çekle ödenmektedir. Bu yüzden birinci durumda çözüm tatmin edicidir, ikincisinde ise açıkça yetersizdir. Gel gelelim fenomenin yapısı aynıdır. Fiziksel açlık durumunda insan gerçek yemeğe ihtiyaç duyar. Tinsel açlık durumunda ise doğası gereği arketipsel olan ve zaten ezelden beri doğal bir vahiy oluşturmuş olan ilahi içeriğe ihtiyaç duyar. Çünkü Hristiyan sembolizmi diğer tüm dinsel tasavvurlar gibi prehistoryaya kadar uzanan arketipsel örnekler temelinde kurulur. Simgelerin kökenindeki bütünlük karakteri olası tüm insani ilgileri ve içgüdüleri kapsar. Böylelikle tam da arketipin ilahiliği sağlanmış olur. Bu yüzden karşılaştırmalı din biliminde dinsel, tinsel ve çelerin cinsellik, açlık kavga ve iktidar dürtüsü görünümleriyle bir aradalığına sık sık rastlanır. Dinsel sembolizmin özellikle verimli bir kaynağını her defasında dönemsel olarak en az söz konusu olan ya da bireyi en çok meşgul eden dürtü oluşturur. Açlığın cinsellikten daha önemli olduğu toplumlarda vardır. Bunun tersinin söz konusu olduğu toplumlarda. Örneğin uygarlık bizi besleme tabusuyla cinsel sıralamalar kadar rahatsız etmez. Hatta cinsellik modern toplumda incinmiş bir tanrı rolünü oynar. Talebi olası bütün alanlarda kabul ettirmesini, hatta tini bir cinsel bastırmaya indirgemeye çalıştığı yerde psikolojide bile dolaylı yoldan kabul ettirmesini bilir. Simgelerin cinselliğinin ışığında kısmen yorumlanmasını ciddiye almak gerekir. Tinsel hedeflere ulaşmaya çalışmak doğuştan gelen bir içgüdü değil. Yalnızca belirli bir sosyal gelişmenin ürünü ise o zaman simgeleri cinsel ilkelere göre açıklamak akla çok yatkındır ve çoğu zaman akla ilk gelen de budur. Bütünlüğe ve birliğe ulaşma çabasında doğuştan gelen bir içgüdü özelliği bulunduğu kabul edilse ve açıklama esas olarak bu ilke üzerinde kurulsa bile bu dürtünün bütünlüğe ulaşma çabasıyla yakın bir ortaklığı bulunduğu gerçeği değiştirmeyecektir. Dinsel arzular dışında modern insana en bilinçli ...ve en kişisel meydan okuma cinsellikten gelmektedir. Fakat insanları hala tamamen başka bir ölçüde ele geçirenin... ...iktidar dürtüsü olduğu da güvenle söylenebilir. Bu soruya, mizaca ve öznel koşullara göre yanıt verilecektir. Hiç kuşkusuz dürtülerin en önemli temelinin... ...yani dinsel bütünlük dürtüsünün... ...günümüzün genel bilincinde göze çarpmayan bir rol oynadığına... ...çünkü tarihsel açıdan bakıldığında diğer iki dürtüyle bir araya gelmekten ve birbirine bulaşmaktan ancak güçlükle ve sürekli geri dönüşlerle kurtulabileceğine hiç kuşku yoktur. Diğer iki üçgüdü sürekli herkesin bildiği günlük hayata dahil oluşlarına dayanabilirken, bütünlük dürtüsü apaçık görülebilmek için her defasında daha yüksek düzeyde farklılaşmış bir bilinçliliğe, temkinliliğe, tefekküre, sorumluluğa ve daha başka birçok erdeme gereksinir. Böylelikle görece bilinçsiz, doğanın güttüğü insana kendini hiç sunmaz. Çünkü bu insan bildiği dünyaya tutsak şekilde gündelik olana, duyularla bağlı olana ve bu yüzden muhtemel ve kolektif olarak geçerli olana sıkı sıkıya tutunur. Düşünmek zordur. Herkesin yargısı böyle. Sözünü şiar edinir. Görünüşte karmaşık, sıra dışı zor anlaşılır, sorun çıkartma tehlikesi olan bir şeyin bildik, hatta sıradan bir şeye dayandırılabilmesini, özellikle de çözüm kendisine şaşırtıcı basitlikte ve üstelik esprili geliyorsa, hayatın önemli ölçüde kolaylaşması olarak görür. En yakın açıklama olarak, elinin altında sürekli ve her yerde mevcut olan cinsellik ve bir o kadar bilinen erk dürtüsü vardır. Bu iki başa temel dürtüye indirgeme rasyonalist ve materyalist bir zihinsel tutuma, küçümsenmemesi gereken ve aslında pek gizlenemeyen bir hoşnut verir. Çünkü böylelikle hem zihinsel hem de ahlaki açıdan tehdit oluşturan tüm zorluk görünüşte temelden halledilmiştir. Ve üstelik bir de bireyin gereksiz ahlaki ve sosyal yüklemeden kurtuluşuna hizmet eden yararlı bir aydınlanma çalışması yapmış olma duygusuyla sevinilir. İnsanlığa iyilik yapmış biri ününe sahip olmak, aydınlatmacıya göz kırpmaktadır. Yakından bakıldığında ise mesele büyük ölçüde farklı görünmektedir. Zor ve öncelikle çözülemez görünen bir görevden kurtulmak, cinselliği daha zor bir göreve yani rasyonalist bastırmaya ya da ruhu çölleştiren sinizme götürür. Erk dürtüsünü de ilk önce sosyalist bir ideale götürür. Ama bu ideal şimdiden dünyanın yarısında komünizmin devlet hapishanesi şeklinde yayılmıştır. Böylelikle tam da bütünlük çabasının ulaşmak istediği şey yani bireyin kurtuluşu diğer iki içgüdünün zorlamasıyla tam tersine dönüşmüştür. Konulan görev enerjileriyle birlikte nihayete ermeden geri gelir ve zaten ezelden beri insanın daha üst bir gelişimini engellemiş bulunan diğer iki dürtünün taleplerine adeta patolojik ölçüde güç kazandırır. Bu görevin her durumda çağımız için karakteristik olan nevrozlaştırıcı bir etkisi vardır ve aslında asıl suçu bireyin ve genel olarak dünyanın bölünmesine yükler. Ne de olsa gölgeyi algılamak istemez bu yüzden sol elin ne yaptığını sağ el bilmez. Katolik kilisesi durumu doğru değerlendirerek Cinsel günahları bağışlanabilir günahlar arasında saysa da cinselliği pratikte baş düşmanlardan biri olarak hedeflemiş ve her köşede onun izini sürmüştür. Böylelikle zayıf tinlere uygun olmayan ama bilincin düşünceliğine ve genişlemesine destek olan keskinleşmiş bir cinsel bilince yol açar. Katolik kilisesinin protestanlar tarafından suçlanan dünyevi bir şatafat geliştirmesinin apaçık amacı T'nin gücü doğal güç dürtüsüne somut olarak göstermektir ki bu hiç kimsenin izlemekten hoşlanmadığı en iyi mantıksal argümandan bin kez daha etkilidir. Halkın yalnızca yüzde birinin çok küçük kesirleri akıl yürütme yoluyla öğrenir. Geri kalanı somutluğun ikna gücüne dayanır. Konudan biraz uzaklaştıktan sonra yeniden cinsel yorum sorununa dönüyoruz. Dinsel yani bütünleyici, iyileştirici, kurtarıcı, her şeyi kapsayan yaşantının psikolojik yapısını tanımlamaya çalışırsak burada bulabileceğimiz en basit formül şu olacaktır. Dinsel deneyimde insan ruhsal açıdan aşırı güçlü bir öteki ile karşılaşır. Bu güce dair ifadeler vardır ama fiziksel ya da mantıksal kanıtlar yoktur. Bu güç insanın karşısına psişik biçimde bürünmüş olarak çıkar. Bu gücün yalnızca tinsel bir güç olduğu da ısrarla söylenemez. Çünkü deneyim bizi özellikle de olup bitenin pisçik eğilimine uygun olarak örneğin cinsellik ya da tinsel olmayan başka bir dürtü biçimine bürünmesiyle hemen böyle bir yargıdan vazgeçmeye zorlayacaktır. Hangi ifadeyi kullanırsa kullansın yalnızca aşırı güçlü olan insana bir bütün olarak meydan okuyabilir ve onu bir bütünlük olarak tepki vermeye zorlayabilir bu tür olayların var olduğu ya da olması gerektiği kanıtlanamaz. Bu olayların psikik olmaktan daha fazlası olduklarında bir kanıtı yoktur. Çünkü apaçıkları gözlemci için yalnızca ve yalnızca beyanlara ve itiraflara dayanmaktır. Bu, ruhun ahmakça aşılandığı materyalist ve istatistiksel çağımızda dini deneyimin yadırganması gibi görünür. Bunun sonucunda ortalama akıl inançsızlığa ya da kolay inanırlığa sığınır çünkü ruh onun için elle tutulamayan bir buğdan farksızdır. Ya somut olgular vardır ya da bu bastırılmış cinsellikle ya da aşağılık kompleksinin telafisiyle üretilmiş bir yanılsamadan başka bir şey değildir. Buna karşılık ben ruhun kendine özgü bir gerçekliğini tanımayı önerdim. Çünkü kimya bilimindeki ilerlemelere rağmen bilinci biyokimyasal olarak açıklayabileceğimiz noktaya hala ulaşamadık. Tam tersine kimya biliminin yasalarının organizmanın kendi düzenlemesi ve koruması şöyle dursun seçici gıda özümsemesi sürecini bile açıklayamadığını kabul etmemiz gerekir. Ruhun gerçekliği ne olursa olsun ruh yaşamın gerçekliğiyle örtüşmekte ve bunun da ötesinde inorganik olanın biçim yasalarıyla ilişki içinde görünmektedir. Sonunda ruhta algılanmak istemeyen bir özellik yani uzamı ve zamanı göreceleştiren bir etmen bulunmaktadır. Parapsikoloji bu etmeni anlamak için çaba gösterir. Empirik bilinç dişinin keşfedilmesinden bu yana psike ve onun içinde olup bitenler keyfi bir görüş değil bir doğa gerçeğidir. Ortaya çıkışını derin bir bilincin niyetine borçlu olsaydı elbette keyfi bir görüş olurdu. Kaleideskopu andıran hareketliliği ile bilinç, bilinç keşfedilmesi sayesinde bildiğimiz gibi içgüdülerin ve onların özgül biçimlerinin, arketiplerin adeta statik ve en azından son derece muhafazakar temeline dayanır. Bu arka planlar dünyası hareketliliği, öğrenme yeteneği yüzünden sık sık köklerini yitirme tehlikesiyle karşılaşan bilincin karşı tarafı olarak ortaya çıkmaktadır. İnsanlar bu deneyimin sonucunda çok eski zamanlardan beri bilinç dişinin yardımını garantileme amacı güden ritüeller uygulamayı gerekli görmüşlerdir. İlker bir dünyada kendi kendine gelin güvey olunmaz. İnsanın iradesinin kendi başına yalnızca bütünlüklü bir durumunun küçük bir kesrini oluşturduğuna dair doğru bilgiyle mekanın ve dönemin tanrıları, ruhları, yazgısı ve büyülü özellikleri daima hatırlanır. İlkel insanın eylemi bütünlük karakteri taşır. Uygar insan ise bu özellikten gereksiz bir yükmüş gibi kurtulmaya çalışır. Onsuz da yaşanıyor gibidir. Bu fenomen bir yandan ayrım yapan bilincin olumlu değerlendirilmesi gereken bir gelişmesi olarak büyük öneme sahiptir. Diğer yandan ise başlangıçtaki bütünlüğü birbiriyle çatışan bağımsız işlevlerle bölmesine bir o kadar büyük sakıncası vardır bilinen dürtüsel farklılaşma kaçınılmazdır. Başlangıçtaki bütünlüğün parçalanmasının yararlarının yanı sıra sakıncalar da kaçınılmazdır. Bu kayıp modern zamanlarda giderek daha da fazla duyum sanmıştır. Size yalnızca Nietzsche'nin Dionysosçu kopma, durç burç yaşantısını ve bunun Alman felsefesindeki en belirgin septomunu olan Klages'in Der Geist el vider şaçer del şele yani ruhun muarızı olarak tin kitabının oluşturduğu akımı anımsatıyorum. Parçalanma yoluyla tek tek bilinç fonksiyonları farklılaşır ve diğer fonksiyonların denetiminden kurtulabilir. Öyle ki bir tür bağımsızlık elde eder ve diğer fonksiyonların yalnızca başat fonksiyonuna boyun eğdikleri sürece girmesine izin verilen bir dünya kurar. Ne var ki bilinç böylelikle dengesini kaybeder. Akıl egemense duyguların değer yargıları geri çekilmek zorundadır ve tersi de doğrudur. Duygu function the real egemense her şeyden önce sezgi kınanır çünkü sezgi sıklıkla kendini somut olguların ötesine yerleştirir ve tam tersine ağır basan bir sezgi yalın ve kanıtlanmamış olasılıklar dünyasında yaşar. Böyle bir gelişme sonucunda yararlı bir uzmanlık da hiç sevilmeyen tek yanlılık da olanaklı hale gelir. Bizi olayları tek bir bakış açısından incelemeye ve olabildiğince tek bir ilkeye indirgemeye davet eden tek yönlülük kapasitesidir. Psikoloji alanında bu tutum kaçınılmaz olarak tek yanlılık doğrultusunda açıklamalara götürür. Örneğin dışa dönüklüğün ağır basması durumunda psikenin tamamı çevresel etkilere, İçe dönüklükte ise kalıtımsal, psikofizik eğilimlere ve bunlara karşılık düşen zihin ve duygu faktörlerine dayandırılır. Her ikisi de psikik aygıtı mekanileştirme eğilimindedirler. Her iki inceleme tarzına eşit ölçüde söz vermek isteyenler muğlaklıkla suçlanır. İki bakış açısı da uygulanacaktır ama sonuç bir dizi paradoksal cümleden ibaret olacaktır. Bu yüzden açıklama ilkelerinin ezici çoğunluğundan kaçınmak için kolaylıkla idrak edilebilir temel dürtülerden birisi diğerlerinden vazgeçmek pahasına tercih edilir. Nietzsche her şeyi güç üzerine kurar. Freud ise haz ve yokluk üzerine. Nietzsche de bir etmen olarak bilinç dışı hiç olmazsa açıkça algılanabilir. Freud de ise bir conditio sine qua non'dur. Yani olmazsa olmaz koşul. Ama yine de ikinci dereceden bir büyüklük ve bastırılmışlıktan başka bir şey olmama karakterinden sıyrılamaz. Adler ise görüş alanını öznel bir büyümek isteme psikolojisiyle bireysel psikoloji sınırlandırır. Bu sırada gerektiğinde belirleyici bir büyüklük olarak bilinç hiç dikkate almaz. Freud'un psikanalizinin öğrenciler arasındaki yazgısı da aynı olmuştur. Freud'un bir bilinç dışı psikolojisine ilişkin önemli yaklaşımları Odiopois kompleksi arketipte takılıp kalmıştır ve yakın öğrencileri tarafından geliştirilmemiştir. Cinsel içgüdünün kesinliği ensest kompleksi örneğinde dünya görüşü açısından sınırlı bir anlama yetisinin bununla tatmin olduğunu söyleyebileceği kadar aydınlatıcıdır. Aynı şey Adler'deki öznel güç iddiası için de geçerlidir. İkisi de diğerine yer bırakmayan ve bu yüzden kaçınılmaz olarak kısmi açıklamanın uzmanlığına dayalı çıkmaz sokağına götüren içgüdüsel bir varsayıma kapılırlar. Buna karşılık Freud'un umut verici yaklaşımı bize psike'nin yaklaşık olarak sinoptik bir görüntüsünü sunan psişik fenomenolojisinin iyi belgelenmiş tarihine işaret eder. Psike kendini yalnızca kişinin öznel çevresinde değil, bunun ötesinde kolektif psişik fenomenlerde de dışa vurur. Freud ilkesel olarak bunu doğru sezmiş ve örneğin üst benlik kavramında göstermiştir. Yöntem ve teori öncelikle ve uzun bir süre zorunlu olarak hep acil sorunları olan bireylerle ilgilenen hekimin elinde kalmıştır. Bir temel ilkeler araştırması ve bunun kaçınılmaz bir biçimde tarihsel olan gereksinimleri öncelikle ve doğal olarak hekime uzak kalmıştır. Psikolojik bilginin genel varsayımlarıyla hesaplanmak istendiğinde doğa bilimsel formasyonu ve pratik faaliyeti hekime pek yardımcı olmamaktadır. Bu yüzden Freud karşılaştırmalı bir psikoloji biliminin elbette zor basamağını atlamayı ve insan psikesinin tahminlerle dolu ve belirsiz ilk tarihine girmeyi gerekli gördü. Böylece etnologların ve tarihçilerin bilgisinden yararlanmayıp psikanaliz seanslarında modern nevrozlardan elde ettiği kavrayışları doğrudan doğruya ilkel psikolojinin geniş alanına aktararak sağlam zeminden uzaklaştı. Başka koşullarda değer vurgusunun yer değiştireceğini ve başka psişik dominantların etkili olacağını yeterince dikkate almadı. Freud'cu gelenek, Oedipus izlediğinde yani ensest arketipinde ve böylelikle ağırlıklı olarak, cinselliğe dayalı bir kavrayışta takılıp kaldı. Oedipus kompleksinin yalnızca erkeklere ait bir durum olduğunu, cinselliğin psikik olayının olası biricik dominant olmadığını ve ensestin, dinsel içgüdünün içerilmesi sonucunda artık bu içgüdünün nedeni olmaktan ziyade onun bir anlatımı olduğunu hiç göremedi. Bu doğrultudaki denemelerime burada değinmeyeceğim. Çünkü bunlar çoğu kimse için yedi mühürlü bir kitap olarak kaldılar.'' o insanlara kızmamak gerekir. Çünkü Freud'un kendisi bile Oedipus kompleksine rağmen benim bakış açımın haklılığını kavrayabilecek durumda değildi. Onun psikanalitik çizgisi cinsel teoriye takılıp kalmıştı. Cinsellik hipotezinin elbette önemli bir ikna gücü bulunuyor. Çünkü temel içgüdülerden biriyle örtüşüyor. Aynı şey yalnızca tek tek bireyleri bir karakterize etmeyip politik ve sosyal çabaların da temelinde yatan dürtülere dayanabilecek güç hipotezi içinde geçerlidir. Benliğin hem bireyi hem de topluluğu kapsayan asıl doğası kabul edilmediği sürece bu iki bakış açısının uzlaştırılması ya da birleştirilmesi umudu hiçbir yerde görünmemektedir. Deneyimin gösterdiği gibi arketipler transjerasyon özelliklerini taşırlar. Yani gerektiğinde hem topluma hem de bireye aitmiş gibi görünürler. Bu yüzden ilahi ve bulaşıcıdırlar. Duygulandıran, duygulanandır. Pek de ender olmayan belirli vakalarda bu transgeresyon anlamlı örtüşmelere yani güncel eş zamanlı fenomenlere de yol açar. Rine'nin ESP sonuçları bunun bir örneğidir. İçgüdüler canlı bütünlüğün parçalarıdır. Bütünlüğe dahil ve tabidirler. Tekil varlıklar olarak bağımsızlaşmaları kaosa ve ona bağlı nihilizme yol açar. Çünkü bireyin birliğini ve bütünlüğünü ortadan kaldırır ve böylelikle bireye zarar verir. Bu birliği ve bütünlüğü korumak ve yeniden kurmak ise daha yüksek bir anlamda psikoterapinin göreviydi. Eğitimin görevi rasyonalistler, materyalistler, uzmanlar, teknisyenler, kısacası kendi kökenlerinin bilincinde olmadan birdenbire kendilerini günümüzde bulan ve topluluğun bağlantısızlığına ve parçalanmasına katkıda bulunan varlıkları ortaya çıkarmak olamaz. Bunun gibi görüş alanını tek bir veçheyle sınırlandıran bir psikoterapi de tatmin edici iyileşme sonuçlarına yol açamaz. Ne var ki bu yönde büyük bir eğilim vardır ve modern uygarlığın soluk kesici yoğunluğunda içgüdü kaybı tehlikesi o denli acildir ki içgüdülerin her dışa vurumunun bütünlük görüntüsüne dahil olduğu ve insanın dengesi açısından vazgeçilmez olduğu için özenle dikkate alınması gerekmektedir. Bu nedenlerden ötürü UFO fenomeninin cinsellik ve çesi üzerinde durulmayı hak ediyor. Zira cinsellik gibi güçlü bir içgüdünün fenomenin yapısına nasıl katıldığını gösteriyor. Bir rüyada bir dişilik simgesinin, diğerinde ise bir erkeklik simgesinin ortaya çıkması, mercimek ve pro biçimindeki ufolara dair bildirimlere uygun olarak muhtemelen bir tesadüf değildir. Çünkü birinin göründüğü yerde ilgili diğerinin görünmesi de beklenir. Bu vizyon yalnızca tasavvurun arketipsel biçimlerinden değil, Dürtü bölümlerinden de oluşan ve böylelikle önemli bir gerçeklik iddiasında bulunabilen bir simgeyi temsil ediyor. Yalnızca tarihsel değil, güncel ve dinamiktir de. Bu yüzden insanı yalnızca bilinçli teknik ile ya da felsefi spekülasyonla değil, hayvansal doğasının derinliğinde de yakalamaktadır. Zahici bir simgeden de zaten bunu yapması, yani yaklaşık olarak bütün insanı ifade etmesi ve ona hitap etmesi beklenir. Bu vakada cinsellik tabanlı bir yorumlama tatmin edici olmaktan ne kadar uzak kalsa da bu yönden bir katkıyı kesinlikle gözden kaçırmamak, gereğince kaydetmek gerekir. Bu iki rüyada güç dürtüsü de dile gelmektedir. Rüyayı gören kadın eşsiz bir konumda, yani vurgulanmış olarak, hatta yüzü tanrısal ateşle yanmış biri gibi seçilmiş bir kişi olarak görünmektedir. Her iki yorum da İkisi de kendi başına yeterli olduklarını iddia ettikleri sürece dürtünün dışa vurumunun lehine rüyaların simgesel anlamını devre dışı bırakırlar. Bir yandan bireyin hiçliği ve diğer yandan dürtünün aşırı gücü bir kez daha saptanmıştır. Bunu henüz bilmeyen birisi için bu saptama elbette etkileyici bir genelliktir. Ne var ki ele aldığımız rüyaları gören kadın saf yürekli kişiler sürüsüne dahil biri değildir. Bu yüzden onun rüyalarının anlamında bu türden bir indirgemeye gitmek uygunsuzdur. Tam tersine bireyin devre dışı bırakılmasının ne anlama geldiğini bilen modern insanlardandır. Felç edici hiçlik ve kaybolmuşluk duygusu rüyalarla telafi edilmektedir. Bu kadın paniğe kapılmayıp nedenini öğrenen tek kişidir. Dünya dışı fenomen onu hedef alır ve belirgin izler bırakarak kendini hissettirir. Rüyayı gören kadın seçilmiş olarak vurgulanır. Bilinç böyle bir jestinin elbette aşağılık duygularının ve yalnızca işlevsel bir varoluşun anlamsızlığının kişiliği boğma tehdidi oluşturdukları yerde yararlı bir anlam vardır. Ele aldığımız örnek günümüzün kavrayışlı insanlarında çok yaygın olan endişe ve güvensizlik açısından paradigmatiktir ve bilinç dışından kaynaklanan telafiye de iyi bir örnek oluşturur.